belirtelim. Ev hanımlarını çok yakından ilgilendiren bir habere gidelim. Tabii ki erkekleri de ilgilendiriyor. Yüzey temizliği malzemeleri var ya, bakın onlarla ilgili neler duyacaksınız şimdi. Daha kolay ve daha pratik. Tozu onunla almayı açıkçası tercih ediyorum. Aynaları, banyoları. Eve geliyorum, bakıyorum ki temizlik yapıyor, hemen evden kaçıyorum. Hanım yapıyor da ben de yapıyorum arada. Bizim dükkanda var bunlardan. Cidden pratik oluyor ya. Hızlı ve pratik olduğu için bu yüzey temizlik havlularını sık sık kullanıyoruz. Ama bize dost gibi gözüken bu havlular aslında bir o kadar da tehlikeli. Yüzey temizlik havlusu mu? Sehpa üstlerini falan silmekte kullanıyoruz. Rahat oluyor. Yüzey temizliğinde kullandığımız havlular bazı kimyasallar barındırıyor. Yüzey temizliği yaptıktan sonra bu kimyasallar yüzeyde kalabiliyor ve bunların daha sonrasında mutlaka suyla durulanması gerekiyor. Silip geçiyoruz, daha rahat oluyor. Rahatlığa kaçıyoruz biraz. Bunlarla temizlemek özellikle çalışan kadınları bu anlamda çok büyük rahatlattı. Bırakalım mı? Önermiyor musunuz? Özellikle yiyeceklerle temas ettiği zaman alerjik reaksiyonlar gözükebilir. Bunun yanında kokusundan insanlar rahatsız olabilir. Evden kaçtığıma göre düşünün artık. Nefes alışverişi çok zor. Kliniğimde de kullanıyordum. Fakat kokusu beni rahatsız ettiği için ve bazı kimyasallar da yüzeyde kalmaya devam ettiği için geleneksel yöntemleri tercih ediyorum. İçerisinde kimyasallar vardır. Hijyende şart yani. Kimyasal içeren ıslak havlular ciltle temas ettiği zaman eksema gibi bir takım dermatolojik hastalıklara da sebep olabilir uzun vadede. Çünkü içerisinde çok güçlü kimyasal maddeler barındırıyor. Bunlar da cildin normal anatomik olan bariyerini bozabilir. Alerjisi olanlara tabii. Oğlum da var alerjik, o yüzden dikkat ediyorum. Camdan seramiğe, seramikten mermere kadar hemen hemen her alanda kullanılan yüzey temizleme havluları sadece sağlığa zarar vermekle kalmıyor. Bunun yanında doğayı da kirletiyor. Yüzey temizlik havluları plastik içerdiği için bu mikroplastikler 100 yıl içinde doğadan yok oluyor. Kullanırken düşünerek kullanmayı tavsiye ederim. Çünkü doğayı kirletiyor.